baba ve anne, sana söylüyorum. Ey baba, Müslüman baba, Allah'ın adıyla nikah kıyıp evlenip sonra da çocuğu olan baba, sana söylüyorum. Şu bedevilere, şu kaba adamlara, Ömer'in kafasını koparmayı uygun gördüğü adamlara sabreden peygamberin kadar doğurduğun çocuğuna sabrettin mi? Yoksa bizim sabrımızı peygamber yapmıştı zamanında, bize de sabırsızlık kaldı mı diyeceğiz? Sadece mevlüt okuyup sahte gözyaşları akıtmak mı peygamberi sevmek oluyor? Eğer sen peygamberini seviyorsan, 5 dakika önce kızarmış yağla yakılıp şehit edilmiş ashabının cesetlerine baka baka, hadi buradan gidelim, bu adamları serbest bırakalım, beni akrabalık hakkına çağırdılar diyen Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden git göreyim seni. O 10 sene önce kendisini taşlatırken dayı çocukları akrabalık görmemişlerdi. Can boğazlarına gelince akrabalığa sığındılar. Akraba değil miyiz dediler. Oğlun, kızın senin değil mi? Akrabalık yok mu aranızda oğlunla kızınla? Hanımınla aranızda hiçbir yakınlık yok. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tarihten bir şahsiyet olarak mı görüyoruz? Bedevilere bile nazikti. Bedevilere bile merhameti vardı. Bu çocuk çok hırçın. Benim kadın bildiğin gibi değil. Bizim adam deli. Zaten iyisiyle herkes iyi olur. O deliyle, o hırçınla, o yaramazla, o çılgınla, o deliyle, o azgınla sen mümin kimliğini kullanarak işlem yaptığın zaman Allah seni sabreden bir kulu olarak görecek. Bir seneyi bulmaz, çocuk ayaklarına kapanacak, senin teslim oldun baba diyecek. Ama sen iyice gücün bittikten sonra, dayağın da fayda etmediği, evden atmanın da fayda etmediği, harçlık vermemenin de fayda etmediğini gördükten sonra bari işi Allah'a havale edeyim, sabredeyim dersen, bunun adı sabır değil, çaresizliktir.